Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AirTies Air 5750 çift bant modem router'ı tanıtacağız arkadaşlar. Daha doğrusu kurulumunu yapacağız. Öncelikle herhangi bir tarayıcı açalım. Ben Chrome'u açtım arkadaşlar. 192.168.2.1 buna basacağız arkadaşlar. AirTies modemimizin arayüzü geldi. Herhangi bir şifre yok. Siz de şifre koymadıysanız veya reset attıysanız sizin de herhangi bir şifreniz olmayacaktır. Tamam'a basıyoruz. Tamam'a bastıktan sonra bakın burada hızlı kurulum bölümü var arkadaşlar. En kolayı bu. Hızlı kurulum bölümüne bastıktan sonra burada önce internet ayarlarını yapalım. İnternet ayarlarını yapmak için önce servis sağlayıcısının size verdiği kullanıcı adı ve şifreyi girmeniz gerekiyor. Ben kullanıcı adını giriyorum. Hemen şöyle silelim. Şimdi kullanıcı adını giriyorum arkadaşlar. Hemen aşağıda şifre bölümü var. Kullanıcı adının altında. Buraya da şifrenizi yazıyorsunuz. Ve buradan ileri bölümüne basıyorsunuz. Şimdi kablosuz ayarlarına geldik. Önce 2.4 GHz ayarlayacağız. 2.4 GHz'ı ayarlamak için 2.4 GHz ayarlamak için öncelikle şuradaki A adını değiştireceğiz. A şifresini değiştireceğiz. Şifrelemenin şeyine bakacağız. Kablosuz A adı yazıyor burada 2.4 GHz için arkadaşlar. Ben buna ilk harfi büyük olmak üzere Ali yapıyorum. 2.4 GHz ayarlıyoruz. Güvenlik VPA2 kalsın arkadaşlar. Diğer seçeneklere de bakalım. Şifreleme yok. VPA2. Bu VPA artı VPA2 iyidir arkadaşlar. Şimdi buraya da şifre giriyorum. Ali 13 58 78 diye ve ileriye basıyorum. 2.4 GHz ağını kurdum. Şimdi 5 GHz ağını kuruyorum. Buna da Ali 5 diyorum arkadaşlar, ya da Ali yanına boşluk bırakmadan 5. Yine güvenlik seçenekleri bu şekilde kalsın. Şifreyi yine değiştiriyorum. Ali 312 55 88 312 55 88 yapıyorum ve buradan kaydete basacağım arkadaşlar. Kaydete bastığımda modemden gördüğünüz gibi çıktı, kaydoldu. Şimdi bir başka tarayıcıdan bir internete girmeyi deneyelim. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Kapattım. Tekrar açıyorum Chrome'u. Normalde Google'da açılması gerekiyor ve açıldı gördüğünüz gibi. Basalım YouTube'a. YouTube'da açıldı. Hatta bir de speed test yapalım sizinle beraber. Hemen speed test yazalım buraya. Speed test by Ookla. Şu an benim bilgisayarım kablo ile bağlı modeme. Go diyoruz. ...46, 47... Normalde 50 megabit internetim var arkadaşlar. Adil kullanım kodusu da henüz dolmadı. 48 gördüğünüz gibi bu modemle 50 megabit bağlantı için kabloyla, LAN kablosuyla 48 megabit internet alabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir modem, herkese tavsiye ederim. İyi günler diliyorum. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.